Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyoruz. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma destek olmayı ve bol bol yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman haydi videoya geçiyoruz. Saat 12.30 civarlarıydı. Ağustos ayının ortalarındaydı. Ve gece yarısıydı. Ben telefonumdan Instagram Reels videoları izliyordum ve eğleniyordum. Abim evde değildi. Abim genellikle o saatte sahilde olurdu veya bazen erken gelirdi bu saatlerde. Ve bazen sabaha kadar bile gelmeyebiliyordu. Annem ile babamın yatağı salonda ve onlar da yatmak üzerelerdi. Ve kapı çaldı. Babam da abindir dedi. Kapıyı aç dedi. Ben de tamam dedim. Ve kapıya doğru geçtim. Balkona yani. Ve anahtarı yanıma almayı unutmuşum. Ve abim zannettiğim kişiye anahtar yok dedim. Anahtar yok, bulamadım dedim. O da dedi ki nasıl bulamadın? Kalın bir ses tonuyla. Ben ilk başta anlayamadım. Çünkü abimin hasta olduğunda sesi o tarz bir şey olabiliyor. Ve ben de dedim ki anahtar alıp hemen geliyorum abi dedim. O da tamam dedi. Zaten o tamamdan ve kalın ses tonu yüzünden anladım. Ve balkonun camından bakmaya çalıştım. Ancak hiçbir şey gözükmüyordu. Sadece bir gölge. Ve gölgenin saçı da kıvırcık olduğu için benim de abim kıvırcık saçlı. O zannettim. Ama değilmiş. Ve ben korktum. Çünkü abimden başka kim gelebilirdi ki eve? Direkt içeriye koştum. Hala oradaydı o kişi. Ve 10 saniye bile sürmedi. Annem ile babama dedim ki abim değil başkası dedim. Ondan sonra direkt bakın bu cümleyi dedim. Ve direkt dışarı çıktım. Annemler de arkamdan geldi. Onlardaydı anahtar. 2 saniye geç geldiler. Ve o kişi orada yoktu. Ve annemler kapıyı açtı. Normal yola baktık. Yolda kimse yoktu arkadaşlar. Aralığa da baktık. Aralıkta da kimse yok. Bizim yandaki binaya da baktık normal. Onun bahçesine diyeyim. Orada da kimse yoktu. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey yattı. Bu kişi içkili olsa hemen gidemez öyle değil mi? Demek ki içkili birisi değildi. Peki gece o saatte neden bizim eve geldi? Ve arkadaşlar normalde hep anahtar masanın üstünde olurdu balkonun. Ve bu sefer gerçekten yoktu. Ya Allah korudu gerçekten. Sizce o kimdi? Sizde de böyle bu tarz olay oldu mu arkadaşlar? Olduysa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ve yaşadığım bir paranormal olay daha var. Onu da anlatacağım. Bu kısa zaten. Kışın. Ocak ile Şubat aylarındaydı. Çok hatırlayamıyorum. Ama kışın olduğuna eminim. Kapımı örttüm. Ve yarın okul vardı. Direkt erken yattım arkadaşlar. Gözümü falan kapattım. Ben hemen yatamıyorum. Yarım saat, bir saat geçmiştir eminim. Yatağımda uykuya dalacak gene kulağıma birisi geldi. Şurayı bakın. Kulağımın resmen içini üfledim. 2-3 saniye sürdü. Ben gözlerimi açtım ama duvara doğru dönüyorum. Yani odanın kapısına doğru dönük değilim. Ve kapı kıçırtma sesi de gelmedi. Tuhaf olan da o zaten. Ve ben gerçekten çok korktum. Konuşamadım hatta. Sanki böyle dilim tutulmuş gibi oldu. Aşırı korktum. Sonradan dedim ki sakın arkana dönme Muhammed. Birkaç bildiğim duayı okudum ve gözümü kapattım ve sabah oldu. Gerçekten o gece bayağı etkilendim. Gece olduğunu da ben 11-12 gibi yattığım için gece yani bu olay gece oldu. Böyle bir olay yaşadım arkadaşlar. Siz yaşadıysanız da lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizin de sizden gelenleri de burada okumak çok isterim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.